Merhaba hanımlar. Kendi Oyanı Yap YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu oyanın nasıl yapıldığını anlatacağım. Kıl batısını yaptıktan sonra 5 sırada yapılan çok güzel, farklı bir model. 5 sırayı da yazmanın düz yönünden başlayıp yapıyoruz hanımlar. İlk sırada örümcek yapıp sıradaki tığ bat diye sabitleyerek yazmanın dört bir tarafını tamamlıyoruz. İkinci sırada örümceğin bir kanadını çekip aralara iki zincir çekerek tamamlıyoruz. Üçüncü sırada trabzan ve ilmekleri birlikte yapıyoruz. Ben bu ilmekleri elimle tutarak yaptım hanımlar. Kalemle buradaki ilmekler biraz uzun oldu hanımlar. Uzun olduğu için ilmeklerde bükülme oluyor. Meyve suyun üzerinde bulunan pipette kısa oldu. Buradaki ilmekler şu araya çektiğimiz zincirin boyu kadar olması gerekiyor. Ben böyle elimle tutarak yaptım. Elimizle tutarak yapmam aynı fıstık yaparken ki işlemle hanımlar. Siz de o şekilde yapabilirsiniz. Veya isterseniz 4 veya 5 numara şişle de bu boylarda ilmekler yapabilirsiniz. 3. sırayı da bu şekilde tamamladıktan sonra 4. sırada ilmeklerin içine 3'er zincir çekiyoruz. Son 5. sırada boncuklarımızı yapıp oyamızı bitiriyoruz. Böyle çok güzel duruyor. Farklı bir model. Tek renk yazmalarda namaz ve mevlüt başörtüsü olarak da kullanabilirsiniz. Tığ battısında 2 zincir çekerek yaptım. Şimdi sizinle birlikte başlayıp yapalım. Oyamıza ipimizi tığ battıya sık iğne ile sabitleyerek başlıyoruz. Tam köşede ilk parmak içeriye sabitleyelim hanımlar. Köşenin daha iyi denk gelmesi için. Sabitledikten sonra buraya şöyle 2 tığ battı uzunluğunda bir örümcek yapıyoruz. Sıradaki tığ battıya sabitliyoruz. Tekrar aynı boylarda bir örümcek yapıyoruz. Sıradaki tığ battıya sık iğne ile sabitliyoruz. İsterseniz burada ilmek şeklinde de yapabilirsiniz hanımlar. Her bir tığ battının için ilmeği takıp o şekilde de yapabilirsiniz. Örümcekli yaptığımızda biraz daha şöyle yan yana duruyor. Bu model de o şekildeydi ama ilmekli de yaparsanız çok bir fark olmaz. Böyle hanımlar, 2 tığ battı uzunluğunda bir örümcek yapıyoruz. Sıradaki tığ battıya sabitliyoruz. Örümcekleri yapmadan önce ipimizi şöyle çekip inceltelim. Hafif bir boşluğu oluyor. Onu alalım. Daha güzel düzgün durur. Örümceğimizi yapıyoruz. Sıradaki tığ battıya sık iğne ile sabitliyoruz. Örümceğimizi yapıyoruz. Sıradaki tığ battıya sık iğne ile sabitliyoruz. Örümceğimizi yapıyoruz. Sıradaki tığ battıya sık iğne ile sabitliyoruz. Oyamızın ilk sırasının yapılışı bu şekilde hanımlar. Böyle yazmanın dört bir tarafını tamamlayıp ikinci sıraya karşıdan başladığımız yönden başlıyoruz. Bu örnek amaçlı olduğu için ben birkaç tane daha yapayım. İkinci sıraya birlikte başlayalım. İkinci sıraya ilk sırada yaptığımız örümceklerden herhangi bir tanesinin içine tığımızı takıp çekiyoruz. İpimizi içine sabitleyerek başlıyoruz. Sabitledikten sonra iki zincir çekiyoruz. Sıradaki örümceği önde duran üstteki kanadından çekiyoruz. İpimizi sık iğne ile içine sabitliyoruz. İki zincir çekiyoruz. Sıradaki örümceği bu üstteki kanadından çekiyoruz. Zincirimizi içine sabitliyoruz. İki zincir çekiyoruz. Sıradaki örümceği bakın bu üstte duran kanadından çekip içine sabitliyoruz. İki zincir çekiyoruz. Sıradaki örümceğin üstteki kanadından çekip içine sabitliyoruz. İkinci sıranın yapılışı kolay hanımlar. Sadece örümceğin üstteki kanadından çekip içine iki zincir sabitliyoruz. Bu şekilde tüm örümceklerin içine iki zincir çekerek ikinci sırayı tamamlayıp üçüncü sıraya yine başladığımız yerden yazmanın düz yönünden başlıyoruz. Ben buradaki zincirlerimin arasını tamamlayayım hanımlar. Üçüncü sıraya birlikte başlayalım. Üçüncü sıraya tığımıza 3 kez ip alıyoruz. İkinci sırada örümceklerin arasına çektiğimiz iki zincirlerden herhangi bir tanesinin altından ipimizi alıyoruz. Önce bir, daha sonra 2 olacak şekilde 5 defa da çıkarak başlıyoruz. Böyle uzun bir trabzan yaptıktan sonra 10 zincir çekiyoruz. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tekrar 3 kez ip alıyoruz.
Zincir aralarından hanımlar, battığımızın yanındakinden sayıyoruz. 1, 2, 3. atlayıp 4.ye giriyoruz. İpimizi alıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 defa da çıkıyoruz. Tekrar 3 kez ip alıyoruz. Aynı araya giriyoruz. İpimizi alıyoruz. 1, çok uzatmadan 2, 3, 4, 5 defa da çıkıyoruz. Tekrar 3 kez ip alıyoruz. Aynı zincir arasına giriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 defa da çıkıyoruz. Bir örümcek arasına 3 trabzan yaptık. Tekrar 3 kez ip alıyoruz. Hemen yandaki araya giriyoruz. Yine hanımlar önce 1, daha sonra 2, 2 olacak şekilde 5 defa da çıkıyoruz. Tekrar 3 kez ip alıyoruz. Aynı araya giriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 defa da çıkıyoruz. 3 kez ip alıyoruz. Aynı araya giriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 defa da çıkıyoruz. Böyle hanımlar, bakın yan yana iki örümcek arasındaki zincirlerin üzerine 6 trabzan yaptık. Buraya geldiğimizde 8 zincir çekiyoruz. Tersini çeviriyoruz. İlk trabzanın tepesine sık iğne ile sabitliyoruz. Bir zincir çekip düz yönünü çeviriyoruz. Burada oluşan yuvanın içinden girip zincirin üzerine ipimizi sık iğne ile sabitleyip ipimizi bu yöne alıyoruz. Burada ilmekleri yapmaya başlayacağız hanımlar. İlmekleri yapmadan önce mutlaka ipimizi böyle çekip inceltip boşluğunu alalım. Dediğim gibi hanımlar, bu ilmekleri yaparken bayağı denedim. Normal kalemlerle ilmekler uzun oldu ve büküldü. 4 veya 5 numara şiş varsa o şekilde yapabilirsiniz. Meyvesinin üzerinde bulunan pipetlerle de küçük geldi. Yani şu zincirin boyuna gelecek büyüklükte olacak hanımlar ilmeklerimiz. Böyle ben elimle tutarak yaptım. Bu da çok pratik oluyor. Bakın şu şekilde ilmeğimizi uzatıyoruz. Parmağımızla tutuyoruz. Yuvanın içinden giriyoruz. İpimizi alıyoruz. İçinden bir kez geçip uzatıyoruz. Parmağımızla tutuyoruz. Yatırıyoruz. Yuvanın içinden ipimizi alıyoruz. İçinden bir kez geçip uzatıyoruz. 3. Bu şekilde tığımızın üzerine 11 ilmek takıyoruz. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tığın üzerinde bu şekilde 11 ilmek olduktan sonra tığımızı çıkartıyoruz. Son 11. ilmeği takıp hemen buraya bir zincir çekiyoruz. 10 ilmek kalıyor hanımlar. Burada bu ilk çektiğimiz bir zincirde sayıp tekrar 10 zincir çekiyoruz. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3 kez ip alıyoruz. 1, 2, 3. Örümcek arası atlayıp 4. araya giriyoruz. İpimizi alıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 defa da çıkıyoruz. Tekrar 10 zincir çekiyoruz. 11. Zincirleri elinizin sıklığına göre ayarlayın hanımlar. Şöyle düz duracak sayıda yapın. Benim elimin sıklığına göre 10 zincir tam geldi. Ve bu tığ battının sıklığına göre de değişir zincir sayısını. Ve zincir düz olacak şekilde ayarlayın. Burada 10 zincirden sonra tekrar 3 kez ip alıyoruz. 1, 2, 3 örümcek arası atlayıp 4.ye giriyoruz. İpimizi alıyoruz. Önce 1, daha sonra 2, 2, 2, 2 olacak şekilde 5 defa da çıkıyoruz. Tekrar 3 kez ip alıyoruz. Aynı örümcek arasına giriyoruz. İpimizi alıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 defa da çıkıyoruz. 3 kez ip alıyoruz. Aynı araya giriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 defa da çıkıyoruz. Bakın bir araya 3 trabzan olduktan sonra tekrar 3 kez ip alıyoruz ve yandakine giriyoruz. 3, 4, 5 defa da çıkıyoruz. Buraya da
3 trabzan yapacağız hanımlar. Böyle iki araya yan yana 6 trabzan yapmış oluyoruz. Üç kez ip alıyoruz. Aynı araya giriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 defa da çıkıyoruz. Bu şekilde yan yana 6 trabzan yaptık hanımlar. Buraya geldiğimizde 8 zincir çekiyoruz. Tersini çeviriyoruz. İlk yaptığımız trabzanın tepesine sabitliyoruz. Bir zincir çekip düz yönünü çeviriyoruz. Yuvanın içine bir kez batıp ipimizi buraya alıyoruz. Tekrar ilmeklerimizi yapacağız hanımlar. İpi çekip inceltmek çok önemli. Çekip incelttiğimizde ilmeklerde kaçma daha az oluyor hanımlar. Tekrar ilmeklere başlamadan önce ipimizi çekip iyice boşluğunu alalım. Şimdi şuradaki zincirin boyuna kadar uzatıp parmağımıza tutuyoruz. Geriye doğru yatırıyoruz. Yuvanın içinden ipimizi alıyoruz. İçinden bir kez geçip uzatıyoruz. Parmağımıza tutup geriye doğru yatırıyoruz. Yuvanın içinden ipimizi alıyoruz. İçinden bir kez geçip uzatıyoruz. 3. Bu şekilde tığın üzerine 11 ilmek takıyoruz. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Burada tığımızı çıkartıyoruz. Son 11. ilmeğe takıp buraya hemen bir zincir çekiyoruz. Hanımlar ben böyle aslında biz 10 ilmek yapıyoruz ama bir tanesinde bu ilmeklerle aynı boya getirip daha sonra onun içine zincir çekiyorum. 10 kalıyor. Kalem veya şiş üzerine yaparken 10 ilmek takmanız yeterli olur. Burada hanımlar ilk çektiğimiz zinciri de sayıp toplamda 10 zincir çekiyoruz. 6, 7, 8, 9, 10. 3 kez ip alıyoruz. Hemen yandan sayıyoruz. Bakın 1, 2, 3 örümcek arası atlayıp 4.ye giriyoruz. İpimizi alıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 defa da çıkıyoruz. 3. sıranın yapılışı da bu şekilde hanımlar. Böyle yazmanın dört bir tarafını tamamlayıp 4. sıra yine yazmanın düz yönünden başladığımız yerden başlıyoruz. 4. sıraya yazmamızın düz yönünden aradaki trabzanlardan herhangi bir tanesinin tepesine ipimizi sık iğne ile sabitleyerek başlıyoruz. Sabitledikten sonra buradaki ilk ilmeğin içine sık iğne ile bir kez batıyoruz. Bu ilk ilmeği araya zincir çekmeden batıyoruz hanımlar. Daha sonra 3 zincir çekip sıradaki ilmeğin içine sabitliyoruz. 3 zincir çekiyoruz. Sıradaki ilmeğe sabitliyoruz. 3 zincir çekip sıradaki ilmeğe sık iğne ile sabitliyoruz. Siz de benim gibi böyle elinizde tutarak yaparsanız hanımlar. Ben bunun tamamını yapmadım. Model olarak başladım ama bir ip bu model için yetmez diye düşünüyorum. 2 iple olduğu için hani ilmekleri yaparken bir taraftan da zincirini yine yazmanın düz yönünden başladığımız için zincir çekerek de gelebilirsiniz. Böyle hanımlar 3 zincir çekip sıradaki ilmeğin içine sabitleyerek tüm ilmek aralarını tamamlıyoruz. İlmeklerin düz olduğuna dikkat edelim. Üç zincir çekiyoruz. Sıradaki ilmeğin içine sabitliyoruz. Üç zincir çekip son ilmeğin içine de batıyoruz. Burada hanımlar ilmek şöyle kısa gibi oldu. Hafif bu son ilmeği çekip uzatabilirsiniz. Son ilmeğin içine battıktan sonra burada zincir çekmeden aradaki bu bir trabzanın tepesine sabitliyoruz. Bugün hava biraz bulanık. Kamera tam net çekmiyor hanımlar. Bu aradakini sık iğne ile sabitledikten sonra sıradaki ilmeğe geçiyoruz. İlk ilmeklerde zincir çekmeden direkt sabitliyoruz. Sabitledikten sonra tekrar hanımlar 3 zincir çekip sıradaki ilmeğe sabitleyerek ilmek aralarını tamamlıyoruz.
Aynı şekilde tüm ilmek aralarını tamamladım hanımlar. Son ilmeğe battıktan sonra burada zincir çekmeden aradaki trabzanın tepesine sık iğne ile batıyoruz. Buradan sonra buradaki gibi sıradaki ilmeğe batıp ilmek aralarına üçer zincir çekerek dördüncü sırayı tamamlayıp beşinci sıra iğne yazmamızın düz yönünden başlıyoruz. Bu örnek amaçlı olduğu için ben de burada ipimi keseyim. Beşinci sıraya birlikte başlayalım. Son beşinci sıraya iğne yazmamızın düz yönünden aradaki trabzanın üzerine dördüncü sırada bir sık iğne yapmıştık. Tekrar aynı sık iğnenin üzerine bir kez daha batıp başlıyoruz. Burayı sabitledikten sonra bir zincir çekiyoruz. Hemen yandaki ilmeklerin arasında çektiğimiz 3 zincirin üzerine sabitliyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Yandakine sabitliyoruz. İkinci araya battıktan sonra 2 zincir çekip bir boncuk alıyoruz. Boncuğumuzu kapatıyoruz. Buraya 4 zincir çekiyoruz. Boncuğun dibine batıyoruz. Boncuğumuzu şu zincirin yanına doğru itip kapatıyoruz. Bakın zincir boncuğun üzerinde kalıyor hanımlar. Tekrar 2 zincir çekiyoruz. Sıradaki zincirin üzerine sık iğne ile sabitliyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Bir boncuk alıyoruz. Boncuğumuzu kapatıyoruz. 4 zincir çekiyoruz. Boncuğun dibine batıyoruz. Boncuğu hanımlar şöyle zincire doğru itip ipimizi boncuğun içinden çıkartıp yani boncuğun kapattığımız ipin içinden çıkartıp kapatıyoruz. Zincir boncuğun üzerinde kalıyor. Tekrar 2 zincir çekiyoruz. Sıradaki ilmek arasına sabitliyoruz. Yine hanımlar 2 zincir çekip bir boncuk alıyoruz. Boncuğumuzu kapatıp 4 zincir çekiyoruz. Boncuğun dibine batıyoruz. Boncuk buradayken kapatmıyoruz hanımlar bakın. Burada kapatırsak boncuğun üzerinde bir kiprik olur. Biz zinciri boncuğun üzerine getireceğiz. O yüzden boncuğun dibine battıktan sonra boncuğumuzu zincire doğru itiyoruz. Böyle boncuk zincirin arasındayken kapatıp 2 zincir daha çekip sıradaki ilmek arasına sabitliyoruz. Burada tekrar 2 zincir çekip bir boncuk alıyoruz. Boncuğumuzu kapatıyoruz. 4 zincir çekiyoruz. Boncuğun dibine batıyoruz. Boncuğumuzu zincire doğru itip kapatıyoruz. 2 zincir çekip sıradaki ilmek arasına sabitliyoruz. Tekrar 2 zincir çekiyoruz. Bir boncuk alıyoruz. Boncuğumuzu kapatıp 4 zincir çekiyoruz. Boncuğun dibine batıyoruz. Battık ama boncuğumuz şu an ters yönde hanımlar. Şöyle tığın tersine zincirin altına getirip ipimizi içinden alıp kapatıyoruz. Tekrar 2 zincir çekip sıradaki araya sabitliyoruz. 2, 4, 5 olmuş. Bu şekilde 6 boncuklu kiprik yapıyoruz hanımlar. İki zincir daha çekiyoruz. Sıradaki araya sabitliyoruz. Altı boncuklu kiprik olduktan sonra burada bir zincir çekiyoruz. Sıradaki araya sık iğne ile sabitliyoruz. Burada boncuklu kiprik yapmıyoruz hanımlar. Motifler böyle yani ikisi birbirine değmesin diye bir zincir çekip buraya battıktan sonra bir zincir daha çekip aradaki trabzanın tepesine sık iğnenin üzerine batıyoruz. Bir zincir çekip sıradaki araya batıyoruz. Bir zincir çekip sıradakine batıyoruz. Bundan sonra kipriklerimizi yapmaya başlıyoruz hanımlar. Bakın ilk araya bir zincirle battık. İkinci araya battıktan sonra 2 zincir çekip bir boncuk alıp aynı şekilde kipriklerimizi yapıyoruz. Boncuğumuzu kapatıp 4 zincir çekiyoruz. Boncuğun dibine batıyoruz ama bakın boncuğumuz ters yönde. Boncuğu şöyle tığın arkasına zincirin altına geçirip ipi içinden çıkartıp kapatıyoruz.
İki zincir çekip sıradaki araya sık iğne ile sabitliyoruz. Bu şekilde hanımlar tekrar 6 boncuklu kiprik yapıyoruz. Aynı şekilde 6 boncuklu kipriği yapıp tamamladım hanımlar. Buraya geldiğimizde bir zincir çekip sıradaki ilmek arasına sık iğne ile bir kez batıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Aradaki trabzan tepesine batıp sabitliyoruz. Buradan sonra buradaki gibi devam edip oyamızı bitiriyoruz. Oyamızın yapılışı bu şekilde. Oyamızın elimizden çıkmış yapılmış hali bu şekilde hanımlar. Böyle çok güzel farklı bir model. İsterseniz bu modelin şu altını yapmadan direkt tığ battığı üzerine de şu şekilde yapabilirsiniz hanımlar. İlmekler ütülendiği zaman açılıp kalıp gibi olur hanımlar. Ben burada başladığım modelin ütüsünü tersinden alttan üste doğru iterek yaptım. Şuraya kadar ittim hanımlar. Buradaki ilmekleri şöyle ütünün burnuyla yerleştirerek ütüledim. Boncuklara da ütüyü basıp kaldırdım. Boncuklu kısmı itmeyin hanımlar. Çünkü şu zincirler boncuğun üzerinden bükülür. Boncuklu kısmı ütüyü basıp kaldırıyoruz. Şu örümcekleri ve trabzanı itiyoruz. Şu aradaki ilmekleri de ütünün burnuyla şu şekilde iterek yerleştirerek ütülüyoruz. Oyamı tersinden ütülüyorum. Yazmanın üzerine bez koyuyorum. Oyamın üzerine koymuyorum hanımlar. Böyle görüp yerleştirerek ütülüyorum. Tersten ütülediğimizde ipte parlama olmuyor. Boncuklar ilmeklerde daha güzel yerleşiyor. Tersten ütüsünü tamamladıktan sonra bir de düz yünden üzerine basıp kaldırdım hanımlar. Çok güzel, şık, farklı bir model. Çeyizlere, namaz ve mevlüt başörtülerine yapabilirsiniz. İnşallah sizler de beğenip yaparsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.